Selamun Aleyküm Erenler ve dahi Erenlere gönül verenler, hatta ve hatta doğrulara yardım eden, haramlardan kaçınanları koruyan, gözeten bir Rabbin kulu olduğumuzu bilenler, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Niye Erenlerle Erenlere gönül verenlerin hemen sonrasına doğrulara yardım eden, haramdan kaçınanları koruyan, Rabbin kulu olduğunu bilenler diye ilave ettim. Sebebi var. Çünkü adamın biri bir gün rivayet o ki Mescid-i Haram'ın kapısında durmuş, ellerini açmış, dua etmekteymiş. Ama mütemadiyen aynı duayı ediyor. Diyor ki, ey doğrulara yardım eden ve haramdan kaçınanları koruyup gözeten Allah'ım. Oradakilerin dikkatini çekmiş. Demişler ki, yahu kardeşim sen başka bir dua bilmez misin? Niye hep bu dua ediyorsun? Adamcağız vaktiyle benim başıma bir olay geldi demiş. Ondan beridir ben bu duaya sığınırım, bu duayı ederim, böyle yakarırım Rabbime. Nedir o olay diye sormuşlar. O da başlamış anlatmaya. İşte o adamın anlattığı hikaye bugünkü biri bir günün mevzudur. Adama diyorlar ki ya birader sen niye hep bu dua ediyorsun? Bunun bir sebebi vardı. Gençliğimde diyor Kabe'ye gelmiştim. Hac için tavaf ediyorum. Fakirdim. Param pulum da yok ama Mevla ihsan etti geldim. Tavaf esnasında bir ara ayağıma bir şey takıldı diyor. Eğilip baktım ki bir kese. Eğilip aldım diyor. Şıngır şıngır açıp baktım. Aa içi altın dolu. Bir yandan ya bunu bir sahibini bulup iade etmem lazım. Bu bir şey birisinin kaybı. Bu kaybı mal sahibine götürüp teslim etmem lazım. İçimden böyle bir düşünce geçiyor. Bir taraftan da şeytan dürtüyor diyor. Bak bu sana da yeter, çoluk çocuğuna da yeter. Bunu kaybetme. Verme. Kendimle cedelleştim diyor. Olur mu Serdar Bey? Hacda da olur mu? Olmuş babacığım. Olur. Şeytan, şeytan. işini yapacak. Nefs, nefs. işini yapacak. İnsan, insan. işini yapacak. Emrolunduğu gibi dost olacak. Şeytan oradan ivayı veriyor. O öyle. Bir cedelleşme yaşadım diyor filan. O sıra diyor bir adamcağız. Çıktı geldi dedi ki bin altın kaybettim. Onu kim bulur bana getirirse ona otuz altın mükafat vereceğim. Şimdi bunu duyunca anladım ki diyor kesede bin altın var. Götürdüm. Dedim ki şeytana sen dur durduğun yerde. Şeytana dur durduğun yerde diyebilmek çok önemlidir. Senin dediğini yapmayacağım ve mal sahibine kardeşim kesen bende demiş al. O da hakikaten sözünde durmuş çıkartıp 30 altın ona mükafat olarak vermiş. Oradakiler merakla dinliyorlar. Diyor ki o 30 altını aldım. Kabe'den çıktım, memleketime doğru yola koyulacağım. Baktım ki orada bir köle pazarı ve köle satıyorlar. Zenci bir köle. Dikkatimi çekti diyor, siyahi. Yaklaştım, baktım. Hoşuma gitti. Dedim ki ben bu köleyi almak istiyorum. Ne kadar? 30 altın demişler. Tabii hani köle falan deyince o çağ öyle bir çağ. Yani o çağda normal. Bu çağda bir insanın bir arabaya binmesi ne kadar normal bir şeyse, o çağda da bir insanın köle sahibi olması o kadar normal. Yargılamadan hikayenin özüne odaklanalım. Bu ben alırım demiş o köleyi. Almış. Bir müddet o köle yanında durmuş. Beraber yolculuk yapmışlar, memlekete gitmişler. İlgilendim diyor. Kölemi aldım bir gün memlekette. Çarşıya çıktık bir iş için diyor. Çarşıda bazı adamlar bize böyle garip garip bakıp aralarında konuşmaya başladılar. Baksana falan böyle bir şey. ne baktın? Bakmadım toprağım. Mevzu böyle bir şey, bir şey var. O sırada diyor köle kulağıma eğildi dedi ki bak ben daha önce sana söylemedim ama şu karşıdaki adamlar var ya evet onlar beni tanıdılar. Dedim ki ya o bunlar seni nereden tanıdı? Ben Marip Sultan'ın oğluyum demiş. Bir seferde korsanlar gemimizi ele geçirdiler. Beni de köle diye sattılar. Bunlar da babamın adamları. Beni aramaya çıkmışlar. Şimdi buldular. Muhtemeldir ki gelip senden beni satın almak isteyecekler. Fakat Allah'ım razı olsun, sen doğru bir adamsın merhametli bir adamsın. Bana iyi baktın, evladınmışım gibi ilgilendin benimle. İsterim ki senin de bundan bir kazancın olsun. Onlar gelip sana diyecekler ki bu köleyi bize sat. Sen diyeceksin ki 30 altın, 50 altın satmam yahut. Böyle deme, yükselt. 50 bin altın verecekleri ana kadar beni sakın satma demiş. Benim de sana bir iyiliğim dokunsun. Hayırım, Hay hay dedim diyor. Hakikaten adama biraz sonra gelmiş. Selamun aleyküm erenler. Adam demiş aleyküm selam erenlere gönül verenler. Vay biri bir gün tayfası. <laughs> Kucaklaşmışlar. Tabii kucaklaşmamışlar. Selamlaşmadan sonra bize köleyi sat. Satmam, satardın, satmazdım. Şu kadar altın isterim, bu kadar altın isterim. En son 50 bin altın teklif etmişler. Tamam dedim diyor. 50 bin altına kölemi size satarım. Bana 50 bin altını verdiler. Köleyle helalleştik. Onu uğurladık. Ve ben o altınlarla bir ticarete başladım diyor. Alım, satım falan filan. Bir gün bir tüccar dostumun arkadaşı. Duydum ki vefat etmiş. Sohbet esnasında Dedi ki bana, ya o vefat eden tüccarın bir kızı vardı. Güzel, müeddeb, saliha, hoş bir hatundur. Keşke onunla evlensen, ben seni ona yakıştırdım. Olur inşallah demiş nasipse. Görmüşler, bakmışlar, birbirlerini beğenmişler. Nikah kıyılacak olmuş, kızcağız çeyiz olarak o zaman adet öyleymiş ya da orada adet öyleymiş. Böyle tabakların içinde altın keseleri, çeyiz getiriyor. Hala güzelliğe bak bu Ruslarda vardır böyle bir adet. Dostoyevski'nin, Tolstoy'un bazı romanlarında geçer. Ruslarda kadın erkeğe çeyiz getirir. Aynı yani bizdeki başlık parasının tersi bir şey. Drahoma diyorlar. Şu kadar drahoması varmış falan diye o evlenme sebebi olur. Demek orada da öyle bir adet var. Kadın çeyiz getiriyor. Diyor ki tabakların üstünde baktım altında üstünde de yazıyor işte bin altın, bin altın, bin altın. Birisinde 970 altın yazıyor. Dikkatimi çekti diyor. Dedim ki bu nedir hanımcığım bu mesela. Kızcağız demiş ki sorma babam demiş bir hacda bir şey yaşamış. Ondan dolayı hayır olsun ne yaşamış baban? İçinde bin altın olan kesesini kaybetmiş diyor. Bir helal de o keseyi bulmuş. Babama takdim etmiş. E ee? babam da oradan çıkartmış ona 30 altın mükafat olarak vermiş. E ee? ondan dolayı bu 970. Adam demiş ki babana o gün o keseyi bulup veren bendim. Arz edebiliyor muyum? adam etrafındakilere dönmüş demiş ki işte ben bu hadiseyi yaşadığım günden beri elimi açar aynı duayı ederim. Ey doğrulara yardım eden ve haramdan kaçınanları koruyup gözeten Allah'ım. Şimdi bak daha önceki biri bir günlerden birinde kısacık bir temas etmiştik bir meseleye. Neydi o? Mantıklı mı? Doğru mu? Allah mantıklının yanında olur mu? Bilinmez ama doğrunun ve doğruluğun mutlaka yanındadır. Ve mükafatını verir. Zahiren acaba dedirtecek nice şeyler vardır ki hakikatte doğrudur. Mesela kazandığın paradan senede kırkta bir bir başkasına vermek rasyonel kafaya çok mantıklı gelmeyebilir. Ama zekat malı eksiltmez diye yemin eden bir peygamberin ümmeti olduğunu bilen insan o malının kırkta birini en az fukaraya verir ve malının arttığını görür. Bak doğru. Doğruyu yapmak mühimdir. Rabbim doğruluktan, doğrulardan ayırmasın. İstikamet üzere kılsın bizi. Hangi istikamet? O kendisine nimet verdiklerinin yürüdüğü bir sırat-ı müstakim var ya, her Fatiha'da öyle dua ediyoruz ya, Ya Rabbi beni sırat-ı müstakime ulaştır. Hangi sırat-ı müstakime? Sırada lezine en'amte aleyhim. Kendisine nimet verdiklerinin yoluna. Allahü Teala bizi onlardan eylesin, onlardan ayırmasın. Vesselam. Eyvallah erenler. Mevla'ya emanet.